Herkese selamlar, ben F5. Selamun aleyküm kardeşler. Bugün iç dökme videosu çekeceğim bir tane. Çok sinirlendim, demin karar verdim. Çekeyim bari herkese anlatayım bu derdimi, problemimi. Şimdi biz Ege'yle yıllar önce, yaklaşık ne kadar oluyor? İşte Star Wars The Old Republic ne zaman çıktı hatırlamıyorum ama o zaman oynamaya başladık. Çıktığı an başladık. Hatta pre-order'ı her ülkeye açmıyorlardı o dönem. Ben direkt girip Finlandiya'dan falan bir adres bulup, böyle restoran adresi, Origin'in Finlandiya sitesinden pre-orderlamıştım oyunu. Neyse, daha sonra oyun çıktı, beta'ya girdik, oynadık vesaire vesaire vesaire. Sonra bir hata yaptım. O hata şuydu. WoW'da da var, Authenticator diye bir olay var, hani kod çıkıyor, her oyuna girdiğinizde onu yazıyorsunuz falan. O olayı dedim ben yapayım, çünkü oyunu çok sevdik o ara, oynuyorduk falan, karakterim hacklensin istemedim. Telefona uygulamasını indirdim. iPhone'a Star Wars The Old Republic Authenticator application'ını indirdim. Kullanıyordum gayet güzel. Her oyuna girdiğimde işte girdim kodumu. Sonra biz oyunu bıraktık. Ondan önce ben bir de telefonumu değiştirdim. O dönem ne var? 4 vardı işte. 4S aldım sonra. Telefonu değiştirince dedim bari uygulamayı bu yeni telefonuma aktarayım dedim. Daha sonra ne olsa beğenirsiniz. Uygulama aktarılmıyor diğer telefona. Eğer aktarmak istiyorsanız diğer telefonunuza customer support'u, yani müşteri desteğini telefonla aramanız gerekiyor ve konuşmanız gerekiyor. Her neyse, ben dedim ki sikerler böyle işi, ben oyunu bırakıyorum o zaman dedim. Oyunu bıraktım. Aradan işte geçti bayağı. O zamanlar bir yıl, iki yıl falan geçti herhalde bırakalı ben. Gerçi 4S ne zaman çıktı lan? Neyse, bayağı bir süre geçti yani. Sonra sabah değil, 10 dakika 20 dakika önce Steam'den Cankat isimli bir arkadaş dedi ki işte siz Servitor oynadınız mı hiç falan dedi. İzleyicilerimizdenmiş kendisi. Servitor oynadınız mı dedi Star Wars The Old Republic. Ben dedim Ege ile zamanında oynadık, full level'a geldik işte, hikayeyi bitirdik, daha fazla da oynamak istemedik, bıraktık dedim. Fakat sonra içime kurt düştü, dedim ulan ben bir o eski karakterimle tekrar gireyim oynayayım dedim. O full evil'i karakterimle oynayayım dedim. Girdim siteye, şifremi unutmuşum tabi, kim hatırlar amına koyayım bir yıllık şifreyi. Forgot password falan dedim. İşte şifre resetlemek için mail yolladılar. O maile cevap verdim. İşte şifremi resetledim. Daha sonra yeni şifreyi girdim. Bir de ne göreyim, ne istiyor? Security key istiyor. Bizde security key var mı? Yok. Ben de dedim ki hadi oğlum F5 dedim. Bu olayı bozacağız dedim. Skype'tan aradım customer support'u. Dedim ki adama, kardeşim dedim, ben dedim iptal etmek istiyorum dedim bu security key denen yavşak uygulamayı dedim. Security key girmeden oynamak istiyorum dedim. Düşüneyim daha sonra ne dedim. İşte sen mi büyüksün dedim, orospu çocuğu dedim, işte senin ben var ya dedim. Ondan sonra adam dedi ki bana, tamam dedi kardeşim dedi, sana birkaç soru soracağım. Bu arada bunların hepsi İngilizce oluyor ha, İngilizce soruyorlar bana. Sana sorular soracağım dedi. Bakalım bilebileceğim mi dedi. Dedi ki senin dedi ismin ne dedi, adın ne dedi. Ben dedim Emre dedim. Soyadın ne dedi, Aydın dedim. Ha dedi, sen Emre Aydın mısın? Yok lan Emre dedi, işte tamam şimdi problemini halledeceğiz dedi. Sana birkaç güvenlik sorusu soracağım dedi. Devam edeceğiz dedi. Bu arada hani İngilizce konuştuğumuz için ben sürekli her şeyi, yani böyle emin olamıyorum. Ulan şimdi Emre diyeceğim, adam yanlış diyecek falan. Ya burada Emre yazmıyor falan diyecek böyle. Ama Allah'tan anladı orada, biraz zeki bir vatandaşmış. Emre dedim. Harbi Emre falan yaptı böyle. Emre dedi böyle. Sonra ikinci soru, doğum tarihimi sordu. Doğum tarihimi söyledim. Onda sıkıntı yok. Okey dedi. Şimdi dedi size oyuna kaydolduğunuz adresi soracağım dedi. Lan adres, o dönem hangi evde oturduğumu hatırlamıyorum. Ben her sene taşınan bir adamım yani.
o sene hangi evde oturuyordum diye düşündüm. Sonra işte dedim hani ben bunu söylerim de sen anlar mısın dedim. O dedi sorun değil hani siz söyleyin ben hani göz aşinalığı anlarım dedi. Söyledim bir adres. Ama burada öyle yazmıyor dedi. Sonra bir adres daha söyledim. Ama burada öyle yazmıyor dedi. Sonra dedim Allah Allah. Dört tane falan adres verdim ben adama. Sonra hatırladım ki ben oyuna işte Finlandiya'dan pre-order edebileyim diye. O dönem EA pre-orderları kapadığı için büyük bir orospu çocukluğudur bu da. Finlandiya'dan kaydolmuştum. Oraya Finlandiya'daki bir restoranın adresini yazmıştım. Onu bulamadım tabii. Sonra adam şey sordu. Dedi ki işte seri kodunu hatırlıyor musunuz dedi oyunun. Pre-order ettiğiniz zamanki. Yani normal şartlarda bir insanın hani siksen aklında tutamayacağı şeyler sordular böyle. Seri kodu hatırlamıyorum dedim ama bir saniye bakayım dedim. Baktım böyle maillere Star Wars falan yazdım. Hiçbirinde seri kod yok. Star Wars yazıp arattım. Hiçbirinde seri kod yazmıyor. Sonra dedim ulan orijinden pre-order etmişimdir. Muhtemelen kodu yollamışlardır dedim. Girdim işte origin yazdım. EA falan yazdım mail arama şeyine. Çıktı bir mail Fince. Kafamı sikeyim yani Finlandiya adresinden alışveriş yapan kafamı sikeyim. Bu saç ters, kamera ters şu an ya. Saçımın burasını elliyorum, saçımın orası ellenmiş çıkıyor falan. Enteresan. Ne diyorduk? Sonra seri kodumu söyledim adama. Adam tamam dedi, doğru dedi. Son bir sorum daha var dedi. İbne sanki bilgi yarışması sunuyor böyle. O havalarda böyle işte. And one last question for Mr. Aydın dedi. Ben tamam evet dinliyorum dedim. Dedi ki ilk kız arkadaşınızın veya erkek arkadaşınızın adı nedir dedi. Ve o an benim bittiğim andı. Çünkü ya o olayı hala çözemedim. Benim tüm gizli sorularımın cevabı aynı. Onu da söylemeyeceğim burada. kendi sağlığım için. Tüm gizli sorularımın cevabı aynı. Bu yaklaşık bir kaç yıldır böyle? 6 yıldır falan böyle. Yani tüm gizli soruların cevabı aynıdır. Girdim işte adama dedim hani cevabı söyledim. Adam yanlış dedi. Ben dedim bir daha söyledim. Yanlış dedi. Sonra başımdan aşağı kaynar sular. Adam da hiç yardımcı olmak istemiyor amına koyayım ha. Böyle bir ibnelik peşinde. Öyle işte yani olmadı olay. Ben de büyük bir sinirle kapadım konuşmayı. Şimdi mail falan atacaklarmış da bakayım gelmiş mi mail. Sanki maille çözeceğiz. Çözsek de girmeyeceğim ki. Information request. Ta 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 tamam. Yani. Özetle ben Sevator yani üstüne bir soğuk su içebilirim. Sırf Origin'in, EA'in, BioWare'in ki kendisi en sevdiğim oyun firmalarından biriydi. Di bak di. Mass Effect fanı olarak hani bayılırdım o firmaya. Ama bitti hepsi gözümde bitti şu an. Böyle artık oyunlarında hep böyle laf sokacağım oyunlarını oynarken. Sürekli işte küfür edeceğim. Çok sinirlendim. Bunu o yüzden yani bu normalde Vlog tarafları değilim de bu seferlik böyle bir şey olsun dedim. Hoşça kalın. Bay bay.